Bugünkü dersimize başlıyoruz. Dersimiz Eski Uygurca Üç Mogoçlar, yani Üç Kahinler Hikayesi. Buna başlamıştık. Bu hikaye daha önce size kitabın aslında bulup gösterememiştim. İlk kez burada. Uygurika'da yayınlanmıştı. Uygurika adlı kitapta. Aslında buradan kitap görünüyor mu? Evet, birazcık karanlık hocam ama gözüküyor. Öyle mi? Karanlık mı? Tamam, haklısın. O zaman ışık ayarlamalıyım. Işığı ayarlayayım. Bu ilk kez yayınlanan Uygurika adlı kitapta çıkmıştı. Uygurika biliyorsunuz Friedrich Wilhelm Karl Müller'in yayınladığı Uygurca serisiydi. Şu an arka yine karanlık mı? Yok, şu an iyi hocam. Mesela kitabın kapağını görebiliyorum biz şimdi. Evet. Tamam, bu daha iyi. Uygurika 1908'de yayınlanmış. Söz konusu o 4 kitaplık kitap dizisinin veya uzun makale dizisinin ilk serisi. İlk kitabı. Bu sebeple de 1 adı verilmemiş. Daha sonrakiler Uygurika 2, 3, 4 adıyla çıkar. Dördüncüsü aslında Müller'in kendisini tanımlayabildiği bir çalışma değil. Dördüncü Uygurika'yı Anne-Marie von Gabel tamamlamış. Bunun içerisindeki bazı parçalar da zaten Dasha Karma'ya aitti. Uygurika aslında birbirinden bağımsız farklı Uygurca metinlerin arka arkaya yayınlanmasına ihtiva eder. Yani içerisinde Üç Mogoçlar gibi Hristiyan Uygurlara ait bir metinde vardır. Ve Altun Yaruk'tan Budist Uygurlara ait metinde vardır. Yine ki bu Altun Yaruk Çince'den çevrilmiştir. Veya Dasha Karma Pata Avadana Mala Sutra veya kısaca Dasha Karma dediğimiz Toharcı'dan çevrilen Budist bir eserin parçaları da vardır. Yani çok çeşitli, tek bir eser değil. Çünkü o dönem henüz Uygurca metinler, fragmanlar tasnif edilebilmiş değil. Hepsi ayrılabilmiş değil. Tanıdıkları metinleri tek bir kitap içerisinde tanıyabildiklerini yayınlamışlar. Mesela bu kitabın asıl adı şu. Die Andeutung der Magie ein christlicher Bruchstück. Hristiyanlığa ait bir metin parçası ve kahinlerin saygısı veya evet diz çökmesi veya evet ikincisi neymiş? Die Reste des Buddhistischen Goldglanz Sutra ein vorläufiger Bericht. İkinci olarak da Altun Yaruk'tan arta kalan parçalar ilk bilgiler adını taşır. Bu kitabın sonunda bizim için en önemli olan konu budur. Uygurca metnin yer alması. Şu an görebiliyor musun Aslınur? Evet hocam. Karanlık değil değil mi? Değil. Tamam, bu güzel. Bu metnin özelliği şu. Bu metin bugün kayıp. Berlin'de saklanan metinlerin İkinci Dünya Savaşı sonrası kaybolduğu belirtilir. Bir kısım metinlerin. Nereye gittiği, nasıl olduğunu tam bilmiyoruz. Her metin için ayrı bilgilerimiz yok. Ama bazı metinler savaş sırasında kaybolmuş. Bilmiyoruz. Belki dünyanın başka bir yerinden, başka bir kütüphaneden veya kişiden çıkabilir. Çünkü Berlin müzelerinden bazı eşyaların Rusya'ya gittiği biliniyor. Alman hükümetiyle Rusya arasında 1990'lardan sonra bu konuda epey bir görüşme oldu. Örnek verecek olursam ünlü Schelemann Turva'dan çıkan hazineler söz konusudur. Bunların bir kısmı şu an Rusya'da hala. Metni şöyle açayım. Metin bu şekilde. İki varak. Bir varak bu. Öteki varak da bu. Uygurika bir defa bir kez eski adıyla Demokratik Alman Cumhuriyeti veya Türkiye'de bilinen adıyla Doğu Almanya'da tıpkı basım olarak basıldı. Birçok Uygurca eser 1940'lara kadar yayınlanmış olan Uygurca eserler 3 cilt içerisinde sadece Uygurca değil, Soğutça'yla da ilgili eserler 3 cilt olarak yayınlanmıştı. O kitabı burada görebilirsiniz. Almanların Turfan araştırmaları üzerine sonuçlar veya tecrübeler veya neticeler. Kitabın tam adı budur.
bu üç ciltlik kitap içerisinde Uygurika, Maneika, Türkişe Tufan Tekste kitapları ve bazı makaleler, Albert von Lecoq, Müller, Gaben, Thomsen, onlara ait makaleler yayınlanmıştır. Türkçe Tufan tekstlerin tamamı değil. Mesela orada diyelim ki 8-9-10 yer almaz. Başka ne söyleyebilirim? Runik harfli Uygurca metinleriyle ilgili de bir iki makale yer alır. Söyleyeceğim toplam 3 cilt halinde çıkan, toplam 3 cilttir bu kitap serisi. 1940 öncesi Tufan'dan çıkan ağırlıklı Uygurlara ait metinler yer alır. Bazı metinler Soğutça ile ilişkilidir. Dördüncü cildi bir kutu içerisinde yayınlanmış. Uygurca metinlerin faksimlesini içerir. Çok büyük bir hizmet aslında bu. Dijital teknoloji hizmete girmeden önce Uygurika ile ilgili metinlerin yayımı bizim için çok faydalıydı. Türkiye'de bu kitap yoktu. 1990 yıllarının başında ben bunları Hacettepe, Beytepe Kütüphanesi'ne aldırtmıştım. O zaman orada asistan iken katalogdan bulmuştum. Şu an orada mevcut. Tekrar bizim metnimize dönelim. Üzücü olan bu metnin kaybolmasıdır. Şimdi bu metni faksimilesini ekrana getireceğim. Aslında faksimile görülebiliyor mu şu anda? Yoksa şu an Latin harfli var mı hocam? Görünmüyor faksimile değil mi? Hayır. Tamam. Şimdi görülüyor mu? Evet. Tamam. Metnimiz bu. Yani bugünkü teknolojiyle resimlenebilmiş olsaydı çözünürlük, Almanca Auflösungkeit, İngilizcesini tam bilmiyorum, resolution mı? Özür dilerim. Daha yüksek olurdu. Okuyabilirdik. Şüpheli olduğumuz yerleri daha iyi ele alabilirdik. Ama ne yazık ki elimizdeki fotoğraf o kadar iyi değil. Bu fotoğrafla idare etmek zorundayız. Şimdi kaldığımız yerden metinden devam edelim. Bizim metnimiz, bugün okuyacağımız metin, bunun sonlarına doğruydu. Şimdi asıl metnimize geçelim. Yani transkripsiyonlu metne geçelim. Oradan devam edelim. 40. satırda mı kalmıştık? 49 mu? 49. 49. Anca barıp barıp Kay kördüler. Kay için değinmiştik değil mi? Kay cadde anlamına gelen kelimeydi. Bugünkü modern Çince'de cia şeklinde olan kelime. Hatta o kelimeyi buraya yazabiliriz de. Japonca'da, Korece'de çok iyi bilinen bir kelimedir bu. Kay kelimesi. Çince kelime şu an görebiliyor musunuz? Evet. Tamam. İşte bu kelime. Öylece yürüyüp caddeyi gördüler. Ol kuduk içinde bir korkunçuf, ulu yarık, yaruk, ot, yalın birle ünüp kök kalıkka tegi turur erdi. Ol kuduk içinde. Kuduk bildiğimiz kelime. Şimdi bu ders sorulara cevabı sen ver Aslınur. Kuduk neydi? Kuyu. 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 Evet. Bu kuyu kelimesi de ilginçtir. Bir kültür sözcüğü haline gelmiş. Şöyle ki kültür sözcüğü olması Türkçeden Moğolca'ya geçmiş. Ve Moğolca'dan da tekrar Orta Asya Türk dillerine girmiştir. Moğolca'dan tekrar alıntığını nasıl anlarız? Eğer kelime Orta Asya Türk dillerinde yaşıyor olsaydı yeğli şekillerinin olması beklenirdi. Çağatayca metin yayımcıları başlangıçta bu kuduh kelimesinin Orta Asya Türk dillerindeki kuduk şeklini arkaizm, eskicillik veya eski kelimenin aslına uygun Çağatayca'da korunması veya D sesinin Çağatayca'da yaşadığı örneklerden birisi diye kabullenmişler ve böyle tanıtmışlardı Çağatayca metin yayımcıları. Halbuki öyle değil. Tam tersine yanıltıcı bir durum bu. Çünkü bu kelime Moğolca tarafından kabullenilmiş. Moğolcadan geri alınırken söz sonu G ötümsüz olarak alınmıştır. Moğolcanın ses yapısına uygun olarak. Kuduk şeklinde birçok Orta Asya Türk dilinde bulunur bu. Moğolcada hala yaşıyor kelime. Hem eski yazı dili Moğolcasında hem modern Moğolcada, çağdaş Moğolcada bu kelime var. Bizim Türkçemizde olması gereken şekilde yaşıyor. Kuduk kelimesiyle alakalı
daha önce derslerimde söylemişimdir. Bugün neyimiz var elimizde? Asnur, benzer. Ne düşünülür bununla ilgili? Hatırlayamıyorum hocam. Tamam, bunu bir başka ders bakarız. O kuyu içinde kemiştiler. Burada dikkatimizi çeken şey içinte. Lokatif, ablatif. Yani bulunma, ayrılma durumu ekinin kullanılmış olması. Kemişmek biliyor musun aslında? Atmak, vazgeçmek. Atmak anlamında daha çok. Çok güzel, evet. Fırlatmak, atmak. En eski Türk yazılarından bir beri, en eski Türkçeden diyelim daha doğrusu, bilinen bir kelimedir. Evet. En yaygın bilinen hangi hikayeden hatırlanır? Açbaş hikayesinde geçer. Evet, en iyi bildiğimiz Açbaş hikayesi, daha doğrusu öyle diyelim. O kuduh içinde kemişler. Bizim bugünkü Türkçe'de olsaydı datifle. O kuyu içine attılar. O kuyu içerisine fırlattılar. Yukarı geçmişiz, hata olmuş. O kuyu içerisine fırlattılar. Anca varıp kay gördüler. Öylece gidip cadde gördüler. O kuduh içinde satırımızı atlamışız. Böyle bakalım. O kuduh içinde bir korkunçuk uluğ yaruk. Ot yalın birle ünüp kök kalıkka tegi turur erdi. O kuyu içinden burada ablatif şekliyle buradaki de o kuyu içerisinden bir korkunçuk uluk ot yalın. Korkunçuk neymiş aslında? Korkunç aynı manada korkunç. Evet, güzel, korkunç. Bizim bugünkü Türkçe'de korkunç diye yer verdiğimiz kelime o dönem korkunçuk şeklinde. Benim kendi videom kapansın, buna gerek yok. Evet, böyle sadece metni görelim. O kuyu içerisinden korkunç ve büyük bir aydınlık, yarık aydınlık, ot yalın birle. Bir ışık diyelim, bir ışık. Ot yalın, kıvılcım, ateş değil mi? Evet. Ot bugün Türkçe'de bir yolla yaşayan kelimelerden birisi. Ot, deyimleri de var tek başına ve bundan türemeler var. Bugünkü Türkçe şeklimiz de ile od şeklinde değil mi? Od. Az kullanılıyor od. İçime bir od düştü. Günlük dilde İstanbul'da kullanan herhalde fazla yok. Azerbaycan'da daha iyi biliniyor. Od kelimesi. De ile hem de. Azerbaycan'ın adı Odlar Yurdu. Ateşler ülkesi harfiyen çevirsek Azerbaycan. Yalın, bugünkü Türkçe'de yalım olarak geçen kelimeye yakındır. Yalım, ateşin yalımı, kıvılcım yerine. Ama eski Türkçe'de bu yalın şeklindedir. Yalmak fiilinden, fiil yalmak şeklinde. Yalın az sayıda da olsa eski Türkçe metinlerde var bu yalın kelimesi. Fiilden isim yapan neyle türemiş? O halde bize bir şey gösterir. Yalmak diye bir fiilimiz varmış. Yalmak. Yalmak'ın epey bir akrabası var. Ama bunlar arasındaki ilişkileri çok iyi görsek de kökünü hiçbir zaman göremeyiz. Bu üçünü yan yana görebiliriz değil mi? Yalmak, yakmak ve yanmak. Bunların arasındaki yegane benzerlik ateş ile kıvılcım ile alakalı olması. Yalmak bu dönüşlüdür. Yakmak geçişli yani nesne alır bir şeyi yakmak. Yalmak ise kendisi yanmak. Yanmak ile yalmak yakın anlamlı kelimeler. Yanmak tam olarak olması gereken dönüşlü kelime. Bunların hepsinin ortak bir köke gittiği söylenebilir mi? Söylenebilir. Ama bu durumda ne ki ekini çok iyi açıklayabilmek gerekir. Bununla ilgili bu tür k'ler için Marcel Erdal hocamızın Old Turkic Word Formation kitabına bakabiliriz. Şu an için bizi yalında ilgilendiren konu bunun kardeşlerinin yakmak ve yanmak oldu. Ot yalın birle ünüp kök kalıkka tegi turur erdi. Kuyu içerisinden korkunç bir ışık alevler ile ünmek neydi şimdi aslında? Yetişmek. Bir çıkmak, bitmek anlamında. Evet, çok çeşitli anlamları var. Haklısın. Ünmek kelimesinin
birden fazla anlamı var. Onu da şöyle yazalım. Ünmek. Ünmek çıkmak. Toprağın altında çıkmak, yetişmek. Yani bir ot, bir bitki için yetişmek olur, çıkmak olur. Birisi evden de çıkabilir. Evden de çıkmak olur. Yani her tür çıkmakla alakalı konularda kullanılan bir fiil. Bazı dillerde, bugün çok az dilde, öyle. Yanlış hatırlamıyorsam Kazakça'da öyle. Kazakça şeklinde şu an tam hatırlayamıyorum ama öyle olduğunu sanıyorum. Ama Türkmence'de çok eminim. Türkmence'de buradan türemiş önüm vardır. Çağdaş Uygurcu'da ü olsa gerek. Diyaleklerine bakılabilir. Bu Çağatay grubunda ü ile. Çağatay grubunda bu ü ile. Oğuz grubunda, ağırlıklı Oğuz grubunda öyle. Önüm, ürün anlamına da kullanılır Türkmence'de. Belki bu daha önce geçti bu anlattıklarıma, belki daha önce değindim. Hatırlamadığım için tekrar yer veriyorum. Sadece Çağatayca'da değil, Tuvaca'dan hatırlarım. Uzun hatırladığım bir şeydir. Ündürmek, ündürmek. Mesela Tıvan'ın nom ündürer çeri. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Bu binayı arayıp Tuva içerisinde orayı bulmak istemiştim. Tuva'ya yine bir demek aslında. Tıvan'ın nom ündürer çeri. Tuva'nın kitap çıkartan yeri. Yani binası, mekanı, topluluğu, cemiyeti. Tıva'nın nom ündürer çeri. Tıva'nın kitap yayını, Tuva kitap yayını evi veya Tuva yayın evi. O halde bu ünlü ö, ü, o, u denklikleri gibi, Türk dilleri arasındaki bu denklikler gibi ünmek de söz konusu denklikler arasında sayılması gerekir. Daha önceden hatırlayacaksınız, bozmak, buzmak vardı değil mi? Oğuz dillerinde ağırlıklı olarak o ile bozmak var iken Çağatay grubu Türk dillerinde buzmak vardı. Veya Oğuz Türkçesinde boğa kelimesi var iken eskiden Türkçede buka var idi. Uğul olduğunun güzel bir kanıtı da Rusçadaki bık şeklidir. Buka kelimesinden gelen. Bu notlarımızı küçültüp yolumuza devam edelim. Bir korkunçluk ulu yarın yalın. Ulu yaruk ot yalın birle ünüp kök kalıkka tegi turur erdi. Kök kalık? Gökyüzü. Gökyüzü evet. Kalık boşluk. Gökyüzü evet. Bu burada satır bittiği için böyle yer yazılmış. Gökyüzüne kadar durur idi. Harfiyen söylersek durur idi. Ama düzgün bir tercümede öyle olmayacak. O kuyu içerisinde korkunç bir ışık, alev, kıvılcım ile çıkıp gökyüzüne ulaşır idi. Bu arada korkunçluk ile de ilgili değinmemiz gereken kelime vardır. Bu kelime Çağdaş Uygurcu'da galiba var, tam hatırlamıyorum, kesin konuşmayacağım ama emin olduğum bir dil var, Tuvaca. Tuvacı'da olduğu gibi yazar. Korkunçuk, korkunçuk. Tuvacı'da korkunç demektir. Bizim Türkçemizde ise korkunç anlamıyla yaşar olmuş. Peki korkunç nedir diyeceksiniz eski Türkçe'de. Korkunç da korku olacak. Korkunç kelimesi de korku anlamıyla kullanılacak. Hemen size sözlükten yerini bulup söyleyeyim. Süremiz bitmeye yakın haberimiz olursa öteki oturumdan, ikinci bir oturumdan dersimize devam edeceğiz. Korkunç. 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 Korkunç 654. PDF'ye geçiyorum.
PDF görülüyor mu şu anda Asınur? Şu an Latin harfli metin var hocam. Tamam. O zaman PDF'ye geçeyim. Şu an görülüyor mu? Evet. Klauzon'un sözlüğüne geçtik. Şu anda Klauzon'un sözlüğünden korkunç kelimesine bakacağız. Evet, korkunç kelimesi burada. 10 dakikamız kalmış. O halde yaklaşık bir 9 dakika sonra hatırlatırsan dersi kapatacağız. Klauzon'un sözlüğüne bakalım. Korkunç, korkunç. Korkunmak fiilinden ve korku demekmiş. Korku anlamında. Oysa bizim dilimizde korku değil, korkutucu. Dehşetli anlamında. Dehşetli, korkutucu. Burada Klauzon'un sözünde daha iyi görebiliriz. Bunun üç özelliği korkunç şeklinde görelim isterseniz Klauzon'un sözünden. Burada en iyi sözlüğümüz hala budur. Bundan daha iyi bir sözlük hala yok. Türkçe için bir bütün olarak. O sebeple de Esturkçe ile ilgili her tür çalışmada ilk önce bakılması gereken, sadece değil ama ilk önce bakılması gereken kaynak budur. Bununla uyumlu olarak Türkçe slavına da bakmak gerekir. Çünkü o sözlüğün avantajları yabancı kelimelerde yer alır. Marcel Hoca'nın Old Turkic Word Formation'a bakmak gerekir. O en yeni çalışmaları ve en yeni söz varlığını ele alır. Üstelik de daha çok örnekler ve işlevleriyle tek tek eklere gelir. Dördüncü olarak A ve E harfler için hocam Klaus-Röhrbohm'un Uygurşes-Örterbohm'una bakmanız gerekir. Şimdi korkunç kelimesine geldik. Gördüğünüz gibi burada çok az örnek verilmiş. Oysa korkunç kelimesiyle ilgili yeni çalışmalarda çok daha fazla kaynak var. Burada neler yer almış? Manihika 3'ten bir örneğe yer verilmiş. Yine Manihika'dan bir örnek yer almış. Budist metinlerden bir tane örnek verilmiş. Ve ayrıca korkunçluk yel, PP bu şey demektir. Türkiye'de bilinen adıyla Karayanamkara, Papamkara hikayesi olacak. Orada geçen kelime. Peki bugünkü yeni yayınlarda bir şeyler var mı? Birazcık sizi bekletip ben hemen bakacağım. Yeni yayınlarda bir şeyler olup olmadığını hemen kontrol edeceğiz. Şu an Klauzon görülüyor hala değil mi? Evet. O halde siz oradan kelimenin bütününü okuyup ona bakmaya çalışın lütfen. Ben şimdi size yeni yayınlarla ilgili bir notum var mıymış? Onu söyleyeceğim. Yeni yayınlardan varmış. Hem de bayağı bir örnek varmış. Mesela Altın Yarık'ta varmış. Bol miktarda. Sekiz Hükmet Yarık Suud'da da varmış. Şogait Hoca'nın Abidarma eserinde varmış. Eski Türk şiirinde varmış. Yeni kitaplardan Berliner Frontex 7, 8, 9, 13, 37 hepsinde varmış. Aç Bars hikayesinde ikileme olarak varmış. Korkunçık, ayınçık, barçanı titmiş, ıdalamış bulur. Hikaye içerisinde bu şekilde geçmiş. O halde bu korkunçık, bugünkü Budist Uygur metinlerine ait yayınları da rahat görülebilen, izlenebilen bir kelimeymiş. Biz şimdi yine Klauzon'a dönelim. Klauzon'da örnek az ama gerçekten korkunçuk bir hayli var. Daha iyi ayrıntılı bilgiyi Marcel hocamızın Old Turkic Word Formation'dan bulabilirsiniz. Ben metnimize dönüyorum. Metnimiz çıktı mı ekranda? Uygur harfli transkripsiyonlu metin. Yok hocam, Klauzon gözüküyor şu an. O zaman bu zor öğrendiğim bir program. Her defasında transkripsiyonlu metni seçmek gerekiyor. Şöyle yaptım, şimdi çıktı. Evet. Evet, kök kalık ikileme olarak var demiştik. Kalık çok iyi bilinen bir kelime. Boşluk, hava. Boşluk, hava anlamlarıyla daha çok bilinir. Kutadgüblik'ten de hatırlayacaksınız. Kutadgüblik'te o ünlü metin parçası vardır.
şöyle bilirsiniz o metin parçasını. Bahar tasviri. Yaruk yaz ile başlayan. Yaruk yaz ögdisi. Orada geçer. Oradan hatırlayacaksınız. İslami dönem Orta Asya Türkçesinde devam eden bir kelime. 620 lazımda 620'den bakalım kelimemize. 620 evet 620 kelimemiz neredeymiş? En altlarda. Burada. Kalımak fiilinden. Kalımak yükselmek. Yükselmek, havaya kalkmak anlamında. Kalık ise söylemiştim, hava demiştim ya, tam olarak öyle çevirmiş. The air, atmosfer. Çoğunlukla da kök kalık ibaresi içerisinde, deyimi içerisinde geçer demiş. Kök kalık, the visible sky, görülebilen gökyüzü. Bunu hem Maneis metinlerden örneklendirmiş. Şu an okuduğumuz metin, Clauzon'un sözünde Christian Uygurica 1.8.13. İşte bu, bizim metnimiz. Tegi ile Clauzon'un sözünün iyi tarafı bu ki sözlüklerin olması gereken hali de budur. Bir kelimeyi açıklarken kullanılabildiği kelime türlerine de yer vermesi gerekir. Mesela kalık burada bir edat ile kullanılmış. Hangi edatla? Tegi, kadar edatıyla. Clauzon bunu çok güzel, madde başı burada yer alsa da bütün bir cümleyi örnek vermemiş yer darlığı sebebiyle. Sözlükler çok kalabalık olmamalı. Tegi'yi buraya yerleştirmiş. Kök kalık olarak Budist metinlerinde sıkça görülür diye yer vermiş. Biz kendi metnimize geçelim. Değindiğim Kutadguli'ye. Aşağı evet. Kök kalıkı todu. Bu galiba todu olacak. Bugünkü okuyuşumuzda todu. Todu değil de todu. Üstadımız Clauzon todu. Have filled the air. Gökyüzünü doldurdu demiş ama doldurmak fiilinin dolmak iki versiyonu vardır es Türkçe'de. Tolmak ve toşmak. Bizim Türkçemizde toşmak bugün kullanılmaz. Çağdaş Uygurca'da çok iyi kullanılır. Toşmak, dolmak demektir. Clauzon tolmak, toşmak buradaki L ve Ş'yi bir ek olarak düşünüp kelimeyi tuğlu tasarlamış olabilir. Ama tumak, kapatmak diye de bir fiil var eski Uygurca'da. Kapatmak, örtmek. Bu da olabilir. Bu olmalı. Kök kalıkık tudu. Bunu eğer yanlış hatırlamıyorsam Kutadguli'ye yoğun çalışan hocalarımız buna değinmiş olmalı. Hocam, buyur. Süre galiba çok az kaldı. Evet. Ben göremedim. Dakikamız kalmış. Eğer biterse ben hemen diğer oturumdan devam edeceğim. Tam kaldığımız kelimeden devam edelim. Buradan merak eden lütfen kök kalık kısmını buradan okusun. Bugün bu kelime kullanılmıyor. Yaşamıyor bugün kelime. Ne zamana kadar sürmüş? Oğuzname'de mi var demiş. Evet, Oğuzname demiş. Oraya kadar var. Harezm dönemi. Yani 13-14'e kadar sürmüş. 14. yüzyıldan sonra kelime görülmüyor. Eğer kelime bugün görülüyor olsaydı madde başında Clauzon şu dillerde yaşar derdi. Mesela sağ tarafta kulluk kelimesine bakalım. C-I-A-M-L-G değil mi? Survives in all modern languages. Bugünkü çağdaş dillerin hepsinde yaşar. Böyle bir notu olurdu. Ama sol tarafa kalıka bakarsak hiç böyle bir notu yok. Biz artık normal metnimize dönelim. Metnimiz, Latin harfli metnimiz buradaydı. Kök kalık bu. Tekrar okuyacak olursak. Ol kuduğ içinde bir korkunçuk, ulu yarık, oğut yalın, birle ünüp kök kalıkka tegi turur erdi. Biraz harfiyen çeviri yapmak durumdayım. O kuyu içerisinde korkunç, büyük bir ışık alevler ile çıkıp gökyüzüne kadar ulaşırdı. Kısaca bu. Sorularınız varsa lütfen ikinci oturumun başında alayım. Tekrar yeni cümlemize geçelim. İnçip ol tanlançık, burada bir boşluk varmış. Belgi körüp, mogaçlar anlap, bilip, korkup, töpön tüşüp yüküntüler. Buradan devam edeceğiz.
Şimdi cümleye başlamıyoruz. Burada bitiriyoruz. Burada kalıyor. Tamamdır. Öbür oturumda görüşürüz. Tamam.